Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Videoya başlamadan önce size yine küçük bir duyurum var. Gençler, biz her zaman olduğu gibi Twitch kanalımızda canlı yayındayız. Canlı yayına hepinizi bekliyorum inşallah. Güzel, eğlenceli bir yayın oluyor. Akşam hepimiz canlı yayında olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Twitch kanalına, oraya kayıt olup Twitch'e abone olabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde abone oluyorsunuz. Hiçbir şekilde bağış falan istemiyorum sizden. Yeni videomuzu izlemeden önce böyle bir yayın duyurusu yapayım dedim. Akşam yine saat 21 civarında yayınımız vardır. Biraz yarım saat erken olabilir, geç olabilir. Benim biraz işlerim oluyor akşam üzeri. Onları hallettikten sonra yayınımızı açıyoruz. Hepinizi yayına bekliyorum gençler. Dünkü yayında bu gördüğünüz hava metrosunu yaptık. Artık sizi de bekliyorum. Haydi şimdi bunun nasıl yapıldığını izleme zamanı. İyi seyirler diliyorum. Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta yaptığım değişiklikleri anlatmaya devam ediyoruz tabii ki. Öncelikle gördüğünüz gibi şu yolumuza bir kavşak şeklinde bir çalışma yaptık. Bence gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Bir tane A101 ekledik. Minecraft'ta bir tane A101 ekledim. Yapımlarını muhtemelen görürsünüz. Gördüğünüz gibi şöyle A101. İşte bunu canlı yayında yaptım bu arada. Canlı yayına gelenler izlemiştir. Bizim İrfan geldi. İrfan'la izledik, şey yaptık. Karpuz kilo 5 TL. Şurası da otopark. A101'e gelen adamlar parasını, aynı zamanda A101'in mal kabulü de buradan giriyor. Şuradan geliyorsunuz. Giriş diyor. Giriyorsunuz abi. Burası A101. Buradan dolanıyorsunuz. Alışverişinizi yapıyorsunuz abi. Ondan sonra şuradan dönüyorsunuz. Burada bizim bir kasiyerimiz var. Bayram selamünaleyküm. Şurada kasası gördüğünüz gibi. Şurada A101'lerde olur ya şöyle bir şey. Şöyle ilginç bir şey olur ya. Buradan hep kasa geçer, şuradan alırsınız gidersiniz. O şekilde A101 yaptık. Burası bu şekilde bir A101. İki katlı böyle üst kat depolar adamların. O şekilde bir A101 yapmak istedim. Biliyorsunuz şuradan yolumuz geliyordu. Ve bu yolun devamına bir tünel ekledim. Gördüğünüz gibi şöyle. Tünel derken bir köprü olmuş oldu. Yani bu yoldaki insanlar hem karşıya geçmiş oldu şu şekilde. Hem de biraz daha şehrimiz güzelleşmiş oldu. Hem bu yolda bölünmemiş oldu. Direkt devam ediyor. Bunu yapmamın tek amacı ışığı azaltmak gençler. Ülkemizdeki ışıkları azaltmak. Yani trafik ışığı ne kadar az olursa bir ülkede o kadar hızlı ulaşım sağlanır diye düşünüyorum. Çünkü zaman değerli. Burası kamelya biliyorsunuz. Ondan sonra gençler gelelim yaptığım en büyük şeye. Hava metrosu yaptım. Şehri hava metrosu yap demiştiniz. Hava metrosunu yaptım gençler. Görüyorsunuz. 10 numara bir hava metrosu oldu. Efsane oldu. Kapılarını çektim. Direkleri yaptım. Ayaklarını çektim. Şu şekilde göstereyim şöyle. Yani bayağı uğraştım gençler. Buna umarım bir like atarsınız diye düşünüyorum artık. Siz de yorum atın. Ben de sizin yorumlarınıza kalp atayım. Gördüğünüz gibi gençler, görüyorsunuz bayağı bir uğraştık yani. Yani uğraştık derken kendim yaptım hepsini. Biraz moddan yardım aldım. Biraz şu benim balta modu var ya, biraz ondan yardım aldım. Biraz kendim yaptım yani. Zaten şeyini görmüşsünüzdür, videolarını görürsünüz.
eklemişimdir. Yani şu an izlemiş olmanız lazım. Ya da daha izleyeceksiniz, bilmiyorum. Eklememiş de olabilirim. Gördüğünüz gibi şu şekilde buradan da iniyor böyle. Abi efsane oldu, şuna bak ya. Vallahi efsane oldu. Şuraya bir durak ekledik gençler şöyle. Burası durak, daha burayı tabi kapatacağım, yüksek yapacağım, biraz daha böyle güvenli yapacağım. Ben şu an deneme amaçlı yapıyorum bunu. Hemen bitirmişken dedim videoyu çekeyim. Şöyle geldik. Burası hastane durağı gençler. Unutmamak için yazdım bunu bu arada. Tabi şuraya HST falan bilmem ne durağın üstüne yazılar yazarım. Burası gidiş yolu gençler. Şöyle gidiyor. Dikkat, bu metro köprü boyunca durmaz diyor abi. Şuraya bir tane şeyimizi koyalım. Şöyle bir devam edelim bakalım. Giderken ben size anlatmaya devam edeyim. Gençler bayağı bir yaptık, uğraştık. Yani gördüğünüz gibi şöyle trenimiz çıkıyor. Çıktıktan sonra buradan gitmeye devam ediyor. Bu yaptığım metro şehrin içerisinde gitmeye devam edecek. Yani sadece bu karşıya geçiş için değil, ben şu anlık en kolay yapabileceğim bölge burası olduğu için buraya yaptım. Yani şehrin içinde devam edebileceği için bu şekilde bir çalışma yaptım. Bu şekilde şehrin her tarafını dolanacak gençler. Alttan ayaklar falan inecek, böyle gezecek, sağa sola gidecek. Lan köpek bir sus ya. Neyse. Alttan ayaklar falan gidecek, böyle gelişecek işte, aralardan geçecek. Böyle şehrin en işlek yerini yararak gidecek gençler bu. Bunun bir sonu olacağını düşünmüyorum. Çünkü gelişi de var. Şöyle tek bir hat gittiği zaman geliş de zaten yanında gidiyor. Ufak tefek tabi metro, yer altından metromuz ayrı. Yer altındaki metromuz ayrı. Onun videolarını izlemediyseniz izlemeyi unutmayınız. Şu an karttan çıkmış olması lazım. Ya, diyeceklerim bu kadar. Şehrimiz güzelleşiyor. Gitgide yapıyoruz. Yani düşünmeyle bunlar, yapmayla olur. Geldik sonuna da. Bakın bir 2-3 dakika falan sürüyor. 2 dakika falan sürüyor gelmesi. Aşağı doğru iniyor. İleriden dönüp tekrar geliyor yani. Böyle devam ediyoruz gençler. Böyle Minecraft falan aşağı şey koyduk. Uçmadı aşağı. Şöyle. Tren bu arada güzel yerde durdu lan. Normalde böyle yerde durduramazsın treni. Neyse. Bu şekilde. Şunu da koyayım, kendi gitsin. Hadi git yavrum. Hadi. Görüşürüz. Oradan gitsin. Gördüğünüz gibi şehrimiz bu şekilde işte. Yolumuzu yaptık. Şuraya bir yol çektim. Bakın. Var ya, şu evler aklımda yoktu ha. Ben bu yolu çekerken evler aklıma geldi gençler. Yani o şekilde söyleyeyim size. Gerçekten bayağı bir güzel bir sistem oldu. Özellikle ben burayı hala çok sevdim. Şu görünüşe bak abi, mükemmel lan. Abi çok güzel oldu valla, süper oldu ya. Ben aslında buraya bir cami yapmayı planlıyordum. Ama artık camiyi şehrin iç kısımlarına doğru yapacağız. Şöyle içeri doğru bir cami yapacağım. Çünkü insanlar kalabalıklaşmaya başladı. Artık bir camiye ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Hatta şu bölgeye falan bir yere yapalım ki köylüler de camiye gelsin. Ve köyümüzü rahatsızlık vermeyelim. Metroyu buraya da getirelim gençler. Hazır buradan gelmişken. Buradan zaten şehrin en işlek yerleri demiştim ya. Bakalım şuradan ne tarafa doğru işleyecek şehir genişlik olarak. Eğer yani şu tarafa doğru genişler ya da ileri doğru genişlemeye devam ederse. Buradan bir makas atarız. Makastan döner ya da şu tarafa gider. Ben çünkü Adana'da gördüm. Makastan havada dönüyordu abi. Adana'da mı gördüm? Bir yerde gördüm gittiğimde. Gerçekten güzel bir metroydu. Ve otobüsler elektrikliydi gençler. Troleybus mu ne diyorlar hatta onlara. Böyle güzel bir çalışma yaptım gençler. Oradan bir şehrimize değer kattı. Neyse gençler, benim söylemek istediklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya like atmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum. Yorum yapanlara kalp atıyorum bu arada. Yorumlarınızı koymaya başlayacağım videolara. Yani güzel yorumları seçip koyacağım gençler. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.